Herkese merhaba. Biz şu anda Parma'dayız. Bir saatlik bir tren yolculuğu ile birlikte Bologna'dan geldik sabah treniyle. Biz biletlerimizi Omio uygulamasından aldık. Uygulamayla alırsanız eğer sadece işte QR kodunu üstünde göstermeniz yeterli. Biletin çıktısını almanıza gerek yok. Ama eğer istasyonlardan bilet alırsanız bileti girişteki makineleri mutlaka okutmanız gerekiyor. Yoksa işte içeride ceza yazabiliyor kondüktörler. Biz gelene kadar herhangi bir kimse gelip biletimizi kontrol etmedi. Ama bizim trenimiz Milano'ya doğru devam ettiği için belki ileride bir kontrol noktası olabilir, bilmiyorum. Şimdi işte bizim bir saatlik bir yolculuktan sonra Parma'ya indik. Şimdi ben size Parma ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Ortasından Parma Nehri'nin geçtiği bu güzel şehir Etrux asıllı ismiyle Roma ordularının kullandığı Parma kalkanlarından geliyor. Parma şehri İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde bulunuyor. Parma, parmesan peynirinin ana vatanı olup aynı zamanda Giuseppe Verdi'nin de memleketi. 12. yüzyılda kurulmuş olan şehir, Romanesk ve Gotik mimarinin de önemli eserlerini bir arada bulunduruyor. Avrupa ortaçağ mimarisine sahip güzel yapıları var. Aynı zamanda Rönesans ressamı Correggio da bu topraklardan çıkmış. Şimdi biz Parma'nın öncelikle merkezine doğru ilerleyeceğiz. Orada size tek tek etrafı hem biz gezerken hem de size göstermeye çalışacağız. O zaman oralarda görüşürüz. Şimdi istasyondan çıkınca sağ taraftan işte dümdüz şu arkada bir nehir var. Onun kenarından yürürseniz burada bir anıt var. Onu görebilirsiniz. Monumento alla Vittoria diye. Hemen şöyle göstereyim. Aynı zamanda da anıtın yanında burada şurada gördüğünüz yere QR kodu okutursanız eğer İşte çeşitli heykeller var. Sırasıyla o heykelleri size tek tek gösteriyor anladığım kadarıyla. Mesela bunun yanında 2 numara yazıyor. İşte birincisi de Bottego'ymuş. Bu şekilde de herhalde diğer heykelleri de görebiliyoruz. Biz de QR kodu baktık. Buradan da yine merkeze doğru devam ediyoruz. Şöyle de göstermek istedim size heykeli. Şimdi detaylı olarak çekeyim. Şimdi böyle devam edeceğiz. İstasyonda şu tarafta arkada kaldı. Nehir kenarından dümdüz yürümeniz yeterli. Ben şimdi şöyle nehrin kenarına gideyim. Orada çok güzel evler gördüm. Şurada arkada onları size göstereyim. Çok tatlı gözükmüyor mu? Şu ortadakini saymazsanız, şu kenardakiler de öyle. Size hemen biraz önce gösterdiğim köprüdeyiz şimdi. Verdi Köprüsü, Ponte Verdi. Şimdi hemen köprünün karşısında Giardino Ducale, Parco Ducale olarak da geçiyor. Burası bayağı büyük bir alan. 208.700 metrekarelik bir alana yayılmış. İçerisinde de Palazzo Ducale, Palazzo Eccherio San Vitale, aynı zamanda da Fontana del Trianon diye bir çeşme var. Bayağı büyük bir parkmış. İçerisinde zaten şu anda biz koşanları görüyoruz. Size de girişini gösterdim. Hemen arkamızda bir turist grubu var. Biz de böyle içeriye doğru giriyoruz. Bakalım neler. Parkın içindeyiz şimdi. Girer girmez hemen sağda gördüğümüz bu yapıda Palazzo Ducale. Ama içeriye girişler yasak olduğu için şu anda içini göremiyoruz. Sadece böyle dışını gösterebiliyorum size. Hemen sarayın önüne kadar geldik. Bayağı Japon turistlerle birlikte kalabalıklaştı burası. İşte saray kapalı olduğu için şu anda gezemedik ama en azından önünde görmüş olduk. Böyle heykeller vesaire de var. Değişik değişik. Şimdi parkın diğer taraflarına bakalım. Hemen Ponte Verdi Köprüsü'nün önünde de işte Asfalti d'Arte yazıyor bu binada da. Sanat Enstitüsü gibi.
gibi bir şey. Tam anlayamadık. Şimdi bakacağım hemen ne oldu. Şu anda Pilotto Sarı'ndayız. Burası Palazzo della Pilotto olarak geçiyor. Aynı zamanda notlarıma da bakacağım. 1583 yılında yapımına başlanmış ama hiçbir şekilde bitirilememiş bu saray. Şu anda içi müze, sanat galerisi, kütüphane ve tiyatro salonu olarak kullanıyor. Aynı zamanda büyük bir bahçesi var. Bina eskiden yapıldığı alanda konuşlanan İspanyol askerlerinin oynadığı Pelota isimli bir oyundan esinlenerek yapılmış. Tarih boyunca Kraliyet Sarayı ve Adliye Binası olarak da kullanılmış. Pilotto Sarayı içerisinde bulunan Farnese Tiyatrosu 4500 kişilik salonu ile yapıldığı 1618 ve 1628 yılları arasında dünyanın en büyük tiyatrosuymuş. Hatta orkestrası Çukur, yani ilk orkestrası Çukur içinde olan tiyatro ünvanını da elinde bulunduruyormuş burası. Tiyatro tamamen ahşaptan yapılmış. Ahşap içiliğiyle içindeki ahşap eserler de oldukça güzelmiş. Şimdi biz içeriye girdik ama o bölümlerin hepsinin açık olup olmadığını bilmiyorum. Bazı bölümlerin kapalı olduğu yazıyor aşağıda. Onlara tekrar bakacağız. Aynı zamanda burası da savaş sırasında hasar görmüş. 1962 yılında tekrar aslına uygun olarak restore edilmiş. Günümüzde tiyatro yerine müzik konserleri için kullanılıyormuş. Şimdi bakalım hangi kısımlar açık, ne var ne yok diye göstermeye çalışayım. Hemen şu arkada bayağı bir etkileyici kapı girişi var. Onu göstermeye çalışacağım size. Şimdi sarayın içerisine girdik. İşte ne var neresi açık diye bakalım diye. Buranın şu anda kütüphane kısmındayız. Tesadüfen kapıya geldiğimiz zaman işte sorduk bugün açık mı diye. Bugün hem açık hem de bedava dediler. Ve biz yeee dedik, çok sevindik. Şu anda ücretsiz olarak içeriye geziyoruz. Fotoğraf çekebilir miyim diye sorduğumda sorun yok dedi. Ben izin isteyip ona göre davranmak istedim. Bazen yasak olabiliyor bu tür yerlerde. Şu anda da işte içini gösteriyorum. Burası gerçekten aşırı etkileyici bir yer. Mutlaka gelirseniz sarayın içerisinde bu bölmeye girin. Şu anda sarayın galeri kısımları ve işte galiba ulusal müze kısımları kapalı. Aşağıda birkaç yerin kapalı olduğunu söylediler çünkü. Ama açık olan bir yeri de bulduğumuz için çok mutluyum. Gerçekten çok etkileyici bir kütüphane. Ve kitaplar çok eski. Çok da bağıramıyorum. Birkaç insan da var içeride. Bu şekilde ben size etrafı göstereyim. Şimdi kütüphanenin farklı bir odasına geldim. Burada da duvarlarda çok etkileyici resimler var. Tavan resimleri çok güzel gözüküyor gerçekten. İçerisi gittikçe güzelleşiyor. Resmen işçilik konuşmuş. Şimdi Pilotto Sarayı'nın içerisindeyiz. Biblioteca Palatina burası. Bugün ücretsiz olduğu için burayı gezebildik. Aynı zamanda ben size biraz önce gösterdiğim kapının da şöyle daha detaylı halini göstereceğim. Burada bazı bölümleri bugün kapalı olduğu için göremiyoruz. Açık olan tek kısmı da gezdik. Şimdi parmağın içine doğru devam edecek yolculuğumuz.
da söyledik. Böyle iki tane de tatlı aldık, iki tane de kahve. Azıcık dinlenip hızlıca Parma turumuza devam edeceğiz. İtalyan mimarisini gerçekten çok seviyorum. Çok tatlı. Her gördüğümüz yere ayrı ayrı bayılıyoruz açıkçası. Şimdi de Duomo'nun hemen yan tarafındaki müze bölümüne girdik. İçeride bakalım neler var. Buradaki eserler hep bu şekilde koyu tonlarda çalışılmış. Kırmızı ve daha koyu tonlar ama çok etkileyici göstermiş. Francesco Monti. Film bitiyor. Evet, şimdi Parma'nın meydanına geldik. Arkamda görmüş olduğunuz hemen Parma Katedrali, 11. yüzyılda yapımına başlanmış olan katedral, sürekli ilavelerle yüzyıllar içerisinde geliştirilmiş. Romanik mimari tarzında yapılmış. Duomo meydanında yer alan Parma Katedrali, Parma bir Roma Katolik Kilisesi aynı zamanda. Sütunlarla süslü ön cephesi zarif iç dekorasyonu ile Correggio'ya ait eserleriyle Rönesans sanatının izlerini taşıyor. Katedrale giriş ücretsizmiş. Hemen biz de buraya geldikten sonra içeriği bir ziyaret edelim istiyoruz. Hadi bir de içine bakalım. Hemen bu tarafta ise Vaftizhane'yi görüyoruz. Duomo Katedrali'nin yan tarafında. Burası da 1196 yılında yapımına başlanmış. İçeriye girişi ücretli. Oldukça güzel bir mimarisi var. Bayağı değişik bir tarzı var. Vaftizhane'nin her duvarı 13. ve 14. yüzyıldan kalmış dini motiflerle süslenmiş. Aynı zamanda içeride İtalya'nın tanınmış kişilerinin de işte heykelleri vesaire bulunuyor. Çatısında da yine dini frekslere ait işte çeşitli bölümler yer almış. Romanex ve gotik mimari tarzında. Bayağı burası hareketli ve güzel bir meydan. Böyle devam ediyor. Yalnız içerisi inanılmaz güzel. Şu anda ayin var. Katedralin içindeyiz. Gerçekten çok etkileyici bir katedral. Fazla konuşamıyorum. Ayin var. Ben size içeriye göstereyim. Hemen arkamda görmüş olduğunuz kilisede St. John Evangelist Kilisesi. Buranın yapımına 1500'lü yıllarda başlanmış. Rönesans ve barok mimarinin bir karışımı. İçeride size detayları göstereceğim. Manastır ve gıda imalathanesi olarak yapına başlanmış ilk önce. Yaklaşık kulesi 73 metre yüksekliğinde. Şehrin en ünlü sanatçısı Correggio'nun gençliğinde yaptığı süslemeler ve onun öğrencisi Parmigiano'ya ait freksler içeride oldukça göze çarpıyor. Biz şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Size içerideki detayları da göstereceğim.
Evet, şimdi de Parma'nın en işlek yerlerinden biri olan Garibaldi Meydanı'ndayız. Hemen arkamda da Giuseppe Garibaldi'nin bir heykeli bulunuyor. Şurada bir tane güneş saati var. Bayağı güzel gözüküyor. Burada belediye binası var. Arkamda da bir saat kulesi var aynı zamanda. Burada görmeniz gereken önemli yerler. Birisi şu arkamda gördüğünüz saat kulesi. Hemen bu arkamda görmüş olduğunuz Garibaldi'nin heykeli. Ve Palazzo del Governatore. Burası da bu meydanda görülmesi gereken yerlerden biri. Şimdi gayet güzel bir yer. Şöyle etrafı da size göstereceğim. Yakınlarda bir dondurmacı var. Şimdi ona bakıyoruz biz de aynı zamanda. Emilia Cremeria. Hangi caddedeymiş? Strada Luigi caddesindeymiş. Hadi o zaman şimdi de bu meydanı gezelim. Evet, dondurmacıya geldik. Emilia Cremeria. Şimdi dondurma çeşitleri içeride var. Birçok çeşidi var. Buradan görebilirsiniz. İşte mangolu, çilekli, limonlu, yoğurtlu, ricotta peynirli, işte nutellalı, fıstıklı, fındıklı, işte çikolatalı falan. Üstte de sütlü, yumurtalı. Birçok çeşidi var. Mutlaka gelin derim buraya. Güzel bir yer. Burası da hemen San Giovanni Meydanı'nın arkasında bulunan Chiesa della Steccata. Bu kilise de dışarıdan böyle değişik ve güzel gözüküyor. İçerinin de bayağı güzel olduğunu okumuştum. Açıksa bakacağız. Şimdi Parma gezimizin aslında sonuna doğru geldik. Biz buradan kendimize kart atmak istiyorduk. Ama maalesef kart bulduk, pul bulamadık. Bu tabakkolarda satılıyor, büfe gibi olan yerler. Ama bu tabakkoların hepsi bugün kapalı. Şunu söylemekte yarar var. Sabah ayinden sonra önemli kiliseler de Parma'da kapatıyor. Birçok dükkan şu anda kapalı. Biz buradan özellikle işte peynir almak için bazı dükkanları seçmiştik. Onların da kapalı olduğunu gittiğimizde gördük. Maalesef istediklerimizi alamıyoruz o yüzden. Hani geldiğinizde dikkat edin. Pazar gününe denk gelirse her yerin kapalı olma ihtimali çok yüksek. Aklınızda bulunsun. Evet, Parma gezimizin bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz sizinle bugün Parma'yı gezdik. Size de göstermeye çalıştım. Umarım siz de keyif almışsınız gezdiğimiz yerlerden. Bizim şu anda yolumuz Modena'ya doğru devam edecek. Orada görüşmek üzere o zaman. Videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Modena videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.